Cahiliye toplumu Kur'an dışı toplum demektir. Kur'an'a zıt, akla zıt toplum anlamına geliyor. Sevgiye, merhamete, şefkate zıt toplum, sevgisiz toplum anlamına gelir. Merhametsiz, birbirle uğraşan, gafil toplum anlamına geliyor. Derinliği olmayan, insanların güzelliğini, hayatın güzelliğini önemsemeyen, hayatı çirkinleştiren, her şeyin kötü yönünü destekleyen karanlık düşünceye cahiliye toplumu diyoruz. Cahiliye toplumu Peygamberimiz zamanında çok yetkindi, yani yaygındı, çok güçlüydü. Ama Peygamberimizin, sahabelerinin aslan gibi cesaretiyle, kararlılığıyla o bela defrefe oldu elhamdülillah. O zamanlar peygamberler yani geçmişte de hep bu dertlerle, bu olaylarla karşılaştılar. Manevi makam ancak böyle yükseliyordu. Başka türlü manevi makam yükselmez. Peygamberimiz zamanında sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler bütün güçleriyle desteklediler. Ama yaşı küçük olanlar da destekliyorlardı. Dünya tatlısı onlar. Mesela Hazreti Ali 10 yaşındaydı. Bütün gücüyle destekliyordu. Birçoğu da öksüz yetim de vardı. Onlar destek. Onlar da mallarını, mülklerini küçükken Allah için verdiler. Ve onların malı mülkü kullanıldı. Ama tabii ileride, mesela daha akıl bali olduğunda onlar malını isteyebilir. Yani geri isteyebilir, isterse isteyebilir. Müminse ona geri iade edilir. Ama münafıksa o zaman dikilmiş elbisenin hesabı olmaz. Dolayısıyla onlara sadece hayır diye gönderirsin. Yani öyle bir şey olmaz. Çünkü münafık insan değildir, hayvandır yani. Hayvandan da aşağıdır. Çünkü mesela Hazreti Ali bütün malın mülkünü verdi. Küçükken de verdi, büyükken de verdi. Aynı. Ama münafık adam sonra diyor ki ben malımı istiyorum. Peygamberle mücadele edeceğim diyor. O parayı verin ki, o imkanı verin ki mücadele edeceğim diyor. O zaman dikilmiş elbisenin hesabı olmaz dersin. Ve göndeririz. Öyle şey olmaz. Çünkü yani, Müslümanlar ve dinin aleyhine faaliyet yapacak. Olmaz. Cahiliye toplumun önemli bir özelliği olarak da kadın düşmanlığını da belirtmiştiniz. Kız çocuklarını diri diri gömmelerinden. Tabii. Cahiliye toplumunda kadından müthiş nefret edilir. Evet. Daha hala bak etkisi altında bak. Gencecik kız çok yakışıklı, modern gençler var yanında. Kendi de çok güzel. Ama bak daha hala kadının karşıtı, farkına varmadan. Dini bir programda kadın olmaz diyor. Peki erkek olduğuna kabul ediyorlar mı? O zaman hiç olmaz diyor erkek. Çünkü yakışıklı diyor. Kadından 19 misli daha etkileyici diyor. Allah Allah. Tamam onlar da gönderdik diyoruz. Peki yapılı, adeleli gençler geliyor diyoruz. Onlardan da diyor karımız tahrik oluyor diyor. O da olmaz diyor. O zaman sırf ben konuşayım diyor. Ben senden de karım tahrik oluyor diyor. Deli misin sen ya? Aklın, fikrin, cinsellikten başka bir şey yok mu kafanda yani senin? Demek ki bir güçsüzlük, yetersizlik, bir rahatsızlık var sende, bir şey var. Kompleks yapmışsın, kafa gitmiş. Bu münafıklarda olduğu gibi. Bu sırtlanla, o karısı diye kişi, ikisi de ilaçca rağmen yatmış vaziyette demiş. En büyük onlara acı veren o yani, en çok ızdırap veren o. İspatlı, kesin. Ve işin acı yanı da müminlerin kuvvayı kudreti, neşesi ve amansız sevgi güçleri ve tutku güçleri. Ve işte tarif edemeyeceğimiz neşeleri, sevinçleri. Evet.
İşte tamam, iyi bir şey olmaz, masraf falan. Hayırda